Bağdat sayfa 55 mektup 55. Bu fıkra Hulusi Sani Sabri'nindir. Sabri ağabeyin. Bekledim ta ki 10. söz neşredilmiş işbu kıymeti mükevvenata faik olan mübarek nurlu eserden bir nüshacık ihsan buyuruldu. Bir nüsha. Onun sözün komplesiyle bir nüshası diyor bana ihsan oldu. Hemen aldığım dakikada ruhtan hali ve zümrüt misal yeşillenmiş nebatat arasında bir ağacın altına gittim. Lakin mevsim itibariyle haliçe zemin gayet revnektar ve enva türlü çiçeklerle müzeyyen ve muhteşem ise de anil fülbeyan beyan eser alemi bekanın senedi hakiki ve katisi ve en kavi ve gayet rasin ve son derece güzel, nakli ve akli ve mantıki ve tarifi imkansız bir delail ve berahini katiye ile müspet ve hatta haşir hakkında ayağa kayarak mühlik uçurumlara giden ve en fena bataklıklara düşen, hüsran ve dalalette boğulan pek çok kimseleri dakik ve amik işaret ve hakaiki ile ihya ettiğini ve edeceğini ala kadil istita'a öğrendim. Şimdi Haşr Risalesi nerede okuyor Sabri abi? Bir ağacın altına girmiş. Değil mi? Açık bir mekanda bu şey Haşr Risalesini e, mütalaa ediyor, okuyor yani. Demek ki yani. tam zamanı. Şu anda bizim de o zaman içerisindeyiz. Biz maalesef yapamadık bunu, beceremedik yani, gidemedik. E, şu anda Haşr Risalesinin hem ilmi kelam olarak hem de kainattaki kudret ayetlerinden okuma zamanı. Mesela e, şeye gittik ya. Emirgan'a gittik mesela değil mi? Emirgan'da ne oldu? Lalelerin haşrını okuduk. Elhamdülillah yükleme yaptık hamdolsun. Bir de böyle sabahları aslında yapabilseydik ondan sonra o tam zamanda o risalesinin risaleti müteala müzakere çok lezzetli olurdu. Onu, e, abi de bu manayı ifade etmiş. Bir de haşr risalesi birçok ondan sonra insanın ayağının kaymasına vesile olmuş. Çünkü aklen ispat edilemediği için şüphe gelince ama risale -Nur ne yapmış? hakikatlarla, suretlerle aşırı Risalesi'nde akla da izah etmiş yani. Hatta. Bakın diyor ki 10. Söz, 10. söz hakkında Üstad. Ey bu şu Risale'yi 10. sözü insaf ile mütala eden kardeş. Deme ne için bu 10. sözü birden tamamıyla anlayamıyorum ve tamam anlamadığım için sıkılma. Çünkü i̇bn Sina gibi bir dahi hikmet. El haşru leyse ala makayise akliye. Yani iman ederiz. Fakat, fakat akıl bu yolda gidemez diye hükmetmişler. Hem bütün ulema İslam haşir bir meseleyi naklidir, delili nakildir, akıl ile ona gidilmez diye müttefikan hükmettikleri halde elbette o kadar derin ve manen pek yüksek bir yol birdenbire bir caddi umumi aklı hükmüne geçemez. Böyle zor mesele bu. Evet. Kur'an-ı Hakim'in feyziyle ve Halık-ı Rahim'in rahmetiyle şu taklidi kırılmış ve teslimi bozulmuş asırda o derin ve yüksek yolu şu derece ihsan ettiğinden bin şükür etmeliyiz. Çünkü imanımızın kurtulmasına kafi gelir. Fehmettiğimiz miktarına memnun olup tekrar mütala ve ile izdiyadına çalışmalıyız. Haşre akıl ile gidilmemesinin bir sırrı şudur ki Haşri Azam ismi Azam'ın tecellisiyle olduğundan Cenab-ı Hakk'ın ismi Azam'ının ve her ismin azami mertebesindeki tecelli, tecellisiyle zahir olan efali azimeyi görmek ve göstermekle haşr-ı azam, bahar gibi kolay ispat ve kati izan ve tahkiki iman edilir. İşte 10. sözde feyzi Kur'an ile öyle görülüyor ve gösteriliyor. Yoksa akıl dar ve küçük düsturlarıyla kendi başına kalsa aciz kalır, taklide mecbur olur. İşte onun sözün ehemmiyeti bu. Sabri abi de o 10. sözden istifadesini ifade ediyor bu mektupta. Her ne kadar o kıymetli eserin derecatı refia ve mühimmesini hatta en kısa bir cümlesini bile hakkıyla anlayabilmek ve o hususta söz sarf edilebilmek bidaamın fersah ferza fevkinde ise de menbai hakikisi bulunan Fürkan-ı Mübin'den tam bir feyiz alan ve emsali görülmemiş bir şaheser olduğunu anladım. Bu fakir şiddetli az ve zafımla bir hat bahri hakaika daldım ve bahri muhiti nura girebilmeye şu mübarek eser elmas bir miftam oldu. Demek ki e, az ve zafımızı hissetmemiz lazım ki insanlardaki hakikatler, insanlık hakikatleri bize açılsın. Biz neden okuyamıyoruz ya? Mevzu ne biliyor musun? İhtiyaç hissetmiyoruz. Sıkıntı burada. Biz zorlama yapıyoruz. Şimdi toksun, Önüne bir yemek getirsinler. Tandır getirsinler bak. Tandır. Zorla yersin. Öyle değil mi? Zorla yersin. Zevk almazsın. Zevk almazsın. Neden? Çünkü Fikoday bize yapmış kebabı. Yedirmiş elhamdülillah değil mi? Gelsin. Yersin ama zorla yersin. Ama yemekteyken nasıl yedik? İhtiyaç hissederek yedik değil mi? Lezzetli geldi. Et kaynamamış. Önemli değil diyorum. Taş koysan yeriz şu anda. Neden? Çünkü açsın. Aynen lisanlar da böyle. Hakikatler böyledir. Din başlı başına böyledir. İhtiyaç hissetme meselesidir ihtiyaç hissedersek otomatik ben okumak zorunda kalıyorsun. Ama ihtiyaç hissetmeyince programa bağlı okuyoruz. Kaç gün kaldı? Bir hafta mı? Asıl şimdi. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin işte böyle oluyor. Sonra niye mana açıldı? Açılmaz tabii ya. Ne açılacak yani? E, Kemalattan bir haftada okumuyoruz yani. Tabii canım. Böyle ilk Söz verdim. Yani. Sözümü tutamadım. Ezikliğini yaşamadım. Şimdi asılacağım. Yani iş mi? değil işte az ve zaafımla bunu hissetmem lazım, ihtiyaç hissetmem lazım. Yani. Yapamıyoruz maalesef yani. E, sen söyle kumaş bozulmuş. Maalesef yani kumaş bozuk olunca olmuyor. Binaenaleyh havas ve havasul havas dikkatle onu mütalaa edenlerse daha ne derecelerde hakaiki ilahiye ve maarifi rabbaniye müşahede ederek iktisabı füzat edeceklerini tahmin edemem. Bundan başka şu nurani ve ulvi ve kutsi eser numarası itibariyle dokuz eserin daha mukaddem sebkat ettiğini ima ve işaretle beraber on numaradan sonra daha birçok eserlerin vücudunu mutazammın bulunmasına dair bir hassasiyeti kalbiye uyandırdı. Yani bu onuncu söz diyor. Geçmiş dokuz tane sözü mukemleşmiş hali onuncu sözle bana diyor ki manen gelecek olan sözlerin de müjdesiz bana, bana o haberi veriyor diyor. Ama orta gibi. Aynı. Mesela futbol takımlarında on numara meşhurdur. Yani on numara formayı herkese vermezler. Eski futbol değil mi? Fikodayı. Bilir evet. misin bilmiyorum. On numara hep böyle özel futbolculara verilir. On numara yani on numara hiç çıkardı derse mesela. Kaliteyi gösterir ya. Bir manada olabilir. Yani aşir risalesi çok önemli bir risale çünkü. Sonra anladım ki Kur'an-ı Hakim'in nur ve ziyadar menbaı Menbai cuşu huruşa gelmiş. Bak Kur'an hakimin nur ve ziyadar menbahı cuşu huruşa gelmiş. Furkan hakimin elmas madeninden dehşetli bir infilak husul bulmuş. Bu eser nereden geliyor? Furkan hakimin elmas madeninden dehşetli bir infilak patlama olmuş. Çünkü e, ciddi olaraktan Doktor Duzi diye bir herifin kitapları neşrediliyor. Devlet eliyle. Haşri ve ahireti inkar eden bir kitap bu. İslam tarihi, İslam tarihi adı. adı altında yapılıyor bu. Ve hiç mümkün müdür ki sözü oradan hiç olur mu diyerekten haşri ya böyle şey olur mu böyle şey olur mu diye haşri inkar etmiş. Üstad da hiç mümkün müdür ki hiç mümkün müdür diye cevap vermiş. Ve bakın Doktor Düzü'nün kitabı devlet eliyle neşrediliyor. İslam tarihi adı altında İslamiyet'e ondan sonra hakayıkına ima, iman esaslarına taarruz eden bir kitap aynı o ilacı, o zehrin pan zehri olan risanullar devlet eliyle yasaklanmış. Şimdi bu baştakilerin hali adam Adam haklı yani. Yapmıştı. Sonra adam konuşuyor tamam. E, kaçırmamak lazım. Ama yerden aşağı kadar haklı. Hiç, hiç, gram haksızlığı yok yani. Ama ustup ayrı, şey ayrı. E, katılıyorum yani sonuna kadar. Türkan Hakim'in feyziyle sözlerin her, e, her birini herkes görmek müessir olmayan gayet dakik ve amik beyanatı harikalarını röntgen makinesi ile temsil ediyorum bak. Furkan Hakim'in feyziyle sözlerin her birini herkese görmek müessir olmayan gayet dakik ve amik beyanatı harikalarını röntgen makinesi ile temsil ediyorum diyor. Neden? Nasıl o röntgen şuağı şu, şu uzunların içindeki en hafif ve ince hali görüyor, gösteriyor. Öyle de nurların hazinedarları olan sözler dahi Hakiki eşyada en ufak zerreleri bile görmek ve göstermek hassasına haizdir. Ama herkes göremiyor. Herkes göremiyor. Gene sen bakıyorsun, doktor bakıyor. Doktor anlıyor, sen anlamıyorsun. Diyor ki kis var. Nerede kis var lan? Kemik. Bak şurada diyor. Bakıyorsun, gene göremiyorsun değil mi? Adam anlıyor. Şimdi bu hakikatler de böyle. Eşyanın hakikatını gösteriyor. Ama ehil olman lazım. Yani ciddi okuman lazım, ciddi talep olman lazım ki o zaman o manayı, oradaki şeyi, manayı ifade anlayasın. Ondan nasıl idrak edesin yani. Sabri abi böyle ifade etmiş.